Sevgili hemşerilerim, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinin savunucuları, Makedonya Göçmenleri Derneği'nin üyeleri, sevgili Karşıyakalılar, merhaba. Bugün toplumun birlik ve beraberlik olması gerektiğine inanan bizler, işte iktidarıyla, muhalefetiyle ne olursak olalım ve anlamlı bir günde el ele verdik, dernek üyelerimizle, Karşıyakalılarla beraber bu alana geldik. AK Parti'mizin milletvekili Sayın Hamza Dağ'a teşekkür ediyorum. Bize bugün destek verdi, beraber yürüdük yollarda. İnşallah Karşıyaka'mız için daha güzel yollarda yürüyeceğiz. Bundan da hiç şüphemiz yok. Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğimizin Genel Başkanı Sayın İlhami Yıldız, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, bürokratlarımız, sivil toplum örgütümüzün çok değerli temsilcileri ve işçi arkadaşlarım. Hıdır Ellez toplumun her kesimi tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu sadece belli bir yörede yaşayan insanların bayramı değildir. Bu Roman yurttaşlarımızın, Makedonya göçmenlerimizin, bu Türkmenlerin, Yörüklerin ulusal mücadele içerisinde yer almış tüm insanlığın bayramıdır bu bayram. Onun için Hıdır Ellez önemli bir gündür. Hıdır Ellez'de tutulan her dilek kabul olur derler. Biz de neyi tutuyoruz? Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması için dilekler tutuyoruz. Barış için dilek tutuyoruz. Kardeşlik için dilek tutuyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir ülkede yaşaması için dilek tutuyoruz. 1972 yılında yüreğinde kin ve nefreti besleyenler baharın, yazın gelişinde bu güzelliklerde, bu topraklarda bağımsızlık isteyenleri dar ağaçlarında sallandırdı. Ama biz bugün hep beraber bu ülkenin bağımsızlığını isteyenler, işte dar ağaçlarına değil, gül ağaçlarına biz dilekler tutuyoruz ve onları yazıyoruz. Çünkü bizim yüreğimizde ülke sevdası var. Bizim yüreğimizde insan sevdası var. Yaşadığımız kentleri seviyoruz. İnsanları seviyoruz. Siyaset insanların birbirinin ayrışması değil. Siyaset İnsanların birbirini karalaması değil, farklılıklarını ortaya çıkartarak halkı buna inandırabilmesidir. İşte en güzeli de kavgadan, dövüşten, birbirini karalamaktan öte yurttaşa hizmet etmek ve yurttaşı en iyi şekilde temsil ederek onun en iyi şartlarda yaşamasını sağlayarak ikna etmektir. Biz bunu yaptık. Karşıyakalılarla beraber her sokakta adım adım beraber yürüdük. Karşıyaka'nın her yerine aynı nazarda baktık. Hiçbir yerini birbirinden ayırmadan hizmetler ürettik. İşte bugün o Karşıyaka'daki yaptığımız hizmetlerin ve toplumla el ele yürümenin ödüllerini birer birer topluyoruz. Karşıyaka'da göreve geldiğimde 12 yıldız şehir ünvanını almıştık. Ardından Avrupa diplomasını aldık. Şimdi bu hafta Avrupa'nın şeref bayrağını Karşıyaka'ya diktik. Biz Avrupalı olmadık. Avrupa'yı Karşıyakalı yaptık. İşte Karşıyaka'nın özelliği bu. İşte Makedonya'dan göç edip gelen yurttaşlarımızın kentimize kazandırdığı o değer bugün Avrupa'nın dikkatini çekip o şeref bayrağını almamıza sebep oldu. Evet, çok önemli günlere gireceğiz. Artık Türkiye'de her şey normalleşmesi gerekiyor. Her şeyi bir kenara bırakmak gerekiyor. Ben yoruldum. Siz de yorulmuşsunuzdur. 3 yıllık belediye başkanlığı yaşamında 2 tane genel seçim, 1 tane cumhurbaşkanlığı seçimi, ardından referandum,
üstüne üstlük bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine dinamit koymuş, yapılanmanın yapmış olduğu bir darbe girişimi, hepsini beraber yaşadık. Artık bunların hepsi bir bitsin. Siyasetçilere biz buradan işte örnek bir davranışı sergileyerek onlara bir mesaj veriyoruz. Kavga kültürünü değil, dostluk kültürünü biriktirin. Artık bu ülkenin insanı birbiriyle kavga etmek istemiyor. Bu ülkenin insanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyette barış içerisinde yaşamak istiyor. Yurtta barış, dünyada barış sözünün yıllar önce söylediği ve bugün hala geçerlilik gösterdiğini hep beraber görüyoruz. Tek yapacağımız iş, o gün Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu sözleri rehber edinerek siyaset yapmak, rehber edinerek de yurttaşlık görevimizi yapmak zorundayız. O zaman her şey ortadan kalkar. Mustafa Kemal Atatürk'e şükran borçluyuz. Çünkü bu cumhuriyeti bize emanet ederken çocuklara güvendi. Kadınlara güvendi. Onun için bugün Makedonya göçmenleri kadınları ülkesine sahip çıktığı kadar geleceğine sahip çıkıyor, kentlere sahip çıkıyor. Bütün kadınlarımızın şimdiden anneler gününü kutluyorum. Kutsal olan annelerin ellerinden öpüyorum. Başta Zübeyde annemiz olmak üzere tüm annelere saygılarımı sunuyorum, minnetlerimi sunuyorum. Aramızdan ayrılanları, yad ediyoruz. Onların mekanlarının cennet olduğunu da çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki hafta pazar günü de atamız anasına çiçek gönderiyor. Ankara'dan Anıtkabir'e diktiğimiz tohumlar artık birer çiçek oldu. Önümüzdeki hafta Çankaya'dan buraya gelecek annemizin kabrine atamızın gönderdiği çiçekleri koyacağız hep beraber. Biz nasıl göndermiştik? Zübeyde annemizin kabrinden 10 Kasım'da evladına çiçekleri, şimdi de atamız anneciğine gönderecek. Hepimiz orada olacağız ve anamıza, annelerimize, hepsine bir kez daha her zaman olduğu gibi sahip çıkacağız, saygı duyacağız. Bu vatan kadınların ellerinin üzerinde yükselecektir. Bu cumhuriyet sizlerle yaşayacak, dünyaya getirdiğiniz evlatlarla yaşayacaktır. Şenliğimiz kutlu olsun. Hepinize barış dolu, hepinize dostluk dolu, hepinize çocuklarınızla, ailelerinizle, sevdiklerinizle beraber mutlu günler diliyorum. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Sağ olun.